konuştuğumuzda hemen aklıma geliveren, benim de sık sık zikrettiğim bir pratik örnek var. Onu tabii başka farklı örnekler verilebilir ama hemen aklıma geldiği için söyleyeyim. Nedir hocam örnek? Yani Kur'an'dan doğrudan doğruya Kur'an ayetlerinden hareketle bir usulü tefsir ya da bir usulü fıkıh gibi metodolojiye ihtiyaç duymadan doğrudan doğruya Kur'an'dan hareketle ortaya konabilecek şeyin arızadan başka bir şey olmadığını gösteren çok enteresan bir örnek bu. İşte Bakara 62 maide 69 lafızları da birbirlerine çok yakın hikaye. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّسَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Burada dört grup sayılıyor ve üç husus dile getiriliyor. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler. Bunlardan her kim Allah'a iman eder, ahirete iman eder ve salih amel işlerse onların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar diyor ayet-i kerim. Evet. Şimdi metotsuz okuma, usulsüz okuma diyor ki bakın Allah Teala burada dört grup zikretti, üç tane şart koştu. Bu dört gruptan bu üç şartı yerine getiren herkes cennete gider. Ayet-i kerime açık mı? Açık. Peygamber'e iman yok burada. Kur'an'a iman yok, peygambere iman yok, meleklere iman yok, hiçbir şey yok. Üç tane şart var. Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel. İkisi iman şartı, biri de davranış, ahlaki bir şey yani bir şart. Öyle diyelim. Biz amentü derken altı tane şey sayıyoruz. Bunlardan dördü yok, ikisi var. Öyle mi? Evet öyle. Ayet öyle mi diyor? Evet öyle diyor. Ayetin zahiri böyle diyor. Buradan hareketle bu ülkede ehli kitabın cennete gideceğini, hatta ehli kitapla da sınırlı olmayıp bu üç şartı yerine getiren herkesin cennete gideceğini söyleyenler oldu mu? Oldu. Hala var mı? Hala var. Bu bir Kur'an ayetinin zahiridir. Peki metotlu baksak ne diyeceğiz? Metotlu baktığımız zaman usulü tefsir ve usulü fıkıh çerçevesinde baktığımız zaman önümüze gelen bir cümlenin, bir ayetin, bir metnin, bir hadisin önce biz muhkem mi yoksa müteşabih mi olduğuna bakacağız. Çünkü Kur'an kendisi bu ayrımı yapmış. Evet. Ali İmran suresinin ilk ayetlerinde evet. Bu var. Kur'an-ı Kerim'de bir kısım ayetler muhkem, bir kısım ayetler müteşabih. Şimdi bakalım bu ayet muhkem mi, müteşabih mi? Müminler diye bir taife geçiyor ayet-i kerimenin başında. İnnellezîne âmenû, iman edenler. Mücmel bir ifade. Mücmel müteşabihin bir alt basamağıdır biliyorsun. Evet. O zaman biz bu mücmel ifadenin açımlandığı bir yer bulmamız lazım Kur'an'da. Bu mücmel haliyle bu burada durduğu sürece bize bir şey söylemiyor. Müminler kim? Başka ayetlerde ya da hadislerde bunun tasrih edilmiş olması lazım. Bunun açımlanmış olması lazım. Bunu pek çok Nisa suresinde, başka surelerde, başka ayetlerde buluyoruz. Âmener Resulü de buluyoruz. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Dört tane şart zikretti burada. Başka ayetlerde başka şartlar da zikredildi. Evet. Resul ve müminler Allah'a iman ederler. Meleklerine iman ederler, kitaplarına iman ederler ve peygamberlerine iman ederler. Demek ki innellezine amenun'un açılımı için en az dört tane şart lazım. Öbür ayetleri bırakalım. Tekrar dönelim Bakara 62'ye. İnnellezine amenu kimmiş? Allah'a iman eden, meleklere iman eden, peygamberlere iman eden ve kitaplara iman eden. Ama burada bu şartları zikretmedi. Sadece iki şart var. Kim Allah'a iman eder, ahirete iman eder ve salih amel işlerse dedi. Bir çelişki mi arayacağız burada? Hayır, çelişki aramayacağız. Ayetler arası ilişkiyi bir usul zemininde çözeceğiz. Buradaki icmal başka bir ayette tafsil edildi. Demek ki sadece ellezine amenunun kim olduğunu tespit etmek için başka ayetlere, tasrih veren başka ayetlere gitmemiz lazım. Sonra Allah'a iman. Bu da mücmel ifade. Allah'a imanın içinde ne var, tazammununda ne var, muhtevasında ne var diye baktığınız zaman başka ayetlerde
bu ayete anlam verenlerin de parantez içi ilave yaptığı gibi Allah'a şirksiz iman etmek var mesela. Bu ayette Allah'a şirksiz iman demiyor. Allah'a iman diyor sadece. Evet. Demek ki iman bir kavram o zaman. Kavram. İçi dolmalı. İçi dolmalı ve burada mücmel. Bunun da tasrih edilmesi, açımlanması lazım. Allah'a iman kavramı neleri ihtiva ediyor? Peygamberlerine imanı içermiyor mu mesela? Tabii. Ben Allah'a iman ediyorum, peygamberine iman etmiyorum diyebilir mi bir insan? Allah ile peygamberlerinin arasını açmak, bir kısmına inanırız, bir kısmına iman etmeyiz gibi bir yol tutmak isteyenler hakkında Kur'an-ı Kerim açıkça küfür ifadesi kullanıyor. Evet. O zaman demek ki ben Allah'a inanırım ama peygamberine inanmam demek gibi bir lüksünüz yok. Buradaki icmal başka yerde tafsil edildi. Bunu diğer hususlar için de zikredebiliriz. Ahirete iman için de zikredebiliriz. Bu başlı başına bir kitap konusu aslında. Dolayısıyla sadece bu örneğe baktığımızda usullü bakmakla usulsüz bakmak, metotlu bakmakla metotsuz bakmak. Bütüncül bakmakla parçacı bakmak. Evet, arasındaki fark çok net ortaya çıkıyor. Bir yerde siz bütün ehli kitabı, mecusiyi, efendim, hatta Allah'a iman ettiğini ve ahirete iman ettiğini söyleyen herkesi cennete doldururken öbür tarafta karşınıza gene Kur'an'dan kaynaklanan bir sürü engel çıkıyor. Durun bakalım diyor bu ayetler. Bu kadar mesele kestirmeden gideceğiniz gibi değil. Bu meselenin tafsilatı var, hakikati var, boyutları var.